Geometri dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz uygulamalar yapalım istiyoruz. Şöyle ki bunu bir geri çıkalım. Şöyle. Mesela burada böyle 3 tane soru var. Ben size büyüteyim o soruları. Bunlar da x nedir mesela ayrı ayrı 3 tane soru gibi düşünün. Burada 3 tane soru var, evet. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir formül verilmiş kitapta. Biz bir an için o formülü unuttuk diyelim sınavda. Tamam. Böyle düşünün. O zaman şöyle yapsam. Buraya A, buraya B, buraya C, buraya D desem. O zaman burası A mıdır? O zaman şu dik üçgene göre x kare eşittir a kare artı b kare midir? Tamam mı? Peki şurası c midir? O zaman b kare artı c kare eşittir 64 müdür? Peki şu d ise şura d. D kare artı c kare neye eşit? Arkadaşlar 9. Burası da d ya, a kare d kare. Akara kakara takara kakara bakara. Bakalım bu da 4. Buraya kadar tamam mı? Ben şimdi kalemin rengini değiştireyim. Bunu bir yeşillendirelim. Burayı eksiyle çarpsam. Neyse artık idare edin. Burayı da bir eksiyle çarpsam ve 4'ünü taraf tarafa toplasam. O zaman x kare eksi 64 artı 9 eksi 4 eşittir. Şimdi burada a kare ile şu a kare gidecek. B kare ile burada gidecek. C kare, T kare, T kare, T kare, 0 burası olacak. Bu durumda arkadaşlar x kare artı 9, bak x kare artı 9 eşittir. Anladınız mı ne demek istediğimi? X kare artı 3'ün karesi, 2'nin karesi artı 8'in karesine eşit. Bak karşılıklı. İşte bu formülü veriyor kitap. Hani kitap bu formülü vermiş. O halde arkadaşlar x kare eşittir 68, 68'den 9 çıktı 59. Demek ki x eşittir kök 59 yavru Ceren'in. Bitti. Burada var mı bir sıkıntı? Yok. Hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii oğlum söyle. Bir de buna bir bakalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bunu kitapta verilen formülle hızlıca şöyle yapabiliriz bakın. Mesela biz formülü şöyle ifade edelim. Bu köşeden çıkan çizgi P'ye kadar x kare. Bu D'nin karşısındaki köşe bu. Buradan çıkan P'ye kadarki çizgi 4'ün karesi. O zaman 3'ün karesi 12'nin karesi. Anlıyor musunuz? Yani bunu da öylesine bir öğrenin yani. Bir kopyanıza yazın dursun. Yani burada da diklikler inilerek yapılabilir. Fakat biraz uzun sürüyor. O yüzden böyle hızlı yaptım. Siz iki yöntemi de öğrenin. Değil mi? 153 eksi 16 değil mi? X kare eşittir 7. 13'ten 6 çıktı 7. 4'ten 1 çıktı. 3, 137. X eşittir kök 137'ymiş. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı arkadaşlar? Yok, geçtim. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Burası 90 derece değil mi? Tamam buraya kadar. Bu soruyu yapmanın birkaç yolu var. ABCD dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Şimdi ben bir şey yazacağım şimdi şurada. Şurada bir şey yazacağım. Dikdörtgende bu köşegenlerin uzunlukları eşit mi? Eşit. Şunlar birbirine eşit. Bunu biliyorsunuz değil mi? Tamam. O zaman dikdörtgende köşegenler birbirine eşitse 9, 4 daha 13 ya. Şuraya ben h desem, h kare eşittir 4 çarpı 9 desem, h eşittir 6 desem. Bunu nereden yaptım?
benzerlikten yaptım. Ben uzatmıyorum şimdi, hızlı geçtim. O zaman burası 6. 6, 9. Bu AB, AB'nin karesi. 6'nın karesi artı 9'un karesinden. 81 artı 36'dan. 117. 117'nin karekökidir AB ile BC, değil mi? Peki 4, 6, 36, 42, 52. Kök 52'dir bu da. O zaman bunun çevresi, çevresi 2 çarpı kök 117 artı 2 çarpı kök 52. 1, bu kadar. Şimdi ABC'de bir dikdörtgen, BF ve CF açıortay. Arkadaşlar bu dikdörtgense, o zaman bura 45, bura 45'tir, doğru mu? Bura 45, bura da 45'tir. Ve bura 90 derecedir, onu da düşünün. EF paralel AB. EF de AB'ye paralelmiş, o zaman CD'ye de paralel olur, olur haliyle. Şimdi buna göre EF 4 AD 3 AD. Şunun tamamı 3'müş arkadaşlar. Wow. O zaman diyor ki AB'nin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Şurayı soruyor. AB uzunluğunu soruyor. Ben bunu paralel devam ettirsem paraleldi ya. Şimdi şöyle düşünün. Paralellerde burası 45'tir. Burada diktir. Teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Şimdi burası da diktir. Buraya kadar tamam mı? O zaman bu. Şunu sormak istiyorum. Bu ikizkenar bir üçgende dikten bir dik indim. O zaman bu aşağıya ortalar. Yani burası 3 bölü 2. Burası 3 bölü 2'dir. Bunun tamamı 3'tü. Hatırladınız mı? Bunun tamamı 3'tü. O zaman bura A, bura A'dır kesin kesin. Onda bir anlaşalım. O zaman 3'ün karesi eşittir A'nın karesi artı A'nın karesidir. 2A kare eşittir 9. 9 bölü 2 eşittir A kare. A kare eşittir 3 kök 2 bölü 2. A. Her iki tarafın kare kökünü aldım. A sayısı buymuş arkadaşlar. O zaman şimdi ikizkenar dik üçgende şurası ikizkenarken böyle indiğim zaman bu ve bu birbirine eş değil mi? O zaman AB uzunluğu şu uzunluk da A'dır. O halde 4'tü EF uzunluğu, hatırlıyor musunuz? O zaman AB uzunluğu 4 artı 3 kök 2 bölü 2'dir. Soruda hatamızı gördük arkadaşlar. Şunları silelim. Yani bana da öyle geldi. İçimden öyle geldi. Şimdi bunu böyle devam ettirdiğimizde bura 90 ya. Bura 3 bölü 2. Bura 3 bölü 2'dir. Şu FK da 3 bölü 2'dir. Doğru mu? O zaman bunun tamamı 4 artı 3 bölü 2'dir bence. O da 11 bölü 2'dir. Bu daha anlamlı oldu. Az önce yanlış yaptık tamamen. O tam çocuk defteri getirdi ya, ondan öyle bir kafamız gitti. Özür olsun, tamam. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Bura 90 değil mi? 90, burası 30 derece. O zaman zaten burada 30 derece mecbur. Peki burası x, burası x olsa, hani soruyu bir okuyalım. Köşegen DE eşit EC DF 2, tamam. 60 olduğuna göre bir köşegenin uzunluğunu bir de çevresini buluruz. Tamam. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bura x, bura 2x iken hani bu DEF ile FAB benzer üçgenlerdir. Kelebek benzerliği var burada. O zaman bura x, bura 2x, bura 2 ise DF 2 ise burası 4'tür. 2 katıdır. O zaman 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. O halde
Köşegenlerden birinin uzunluğu 6 birim. Bu dikdörtgenin çevresi de 3 kök 3 ya. Şurası da 3 kök 3'tür hani bunun tamamı. 90 karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. O zaman yazıyorum 3 kök 3 artı 3 kök 3 artı 3 artı 3 bu dikdörtgenin çevresidir. 6 kök 3 artı 6'dır arkadaşlar bu da. Bu kadar. Bu aşamada anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi bu soruya bakalım. ABCD bir dikdörtgen. AC ve BD köşegen. DO eşit DE imiş. DO eşit DE. Ben o zaman şunu da yapayım. Şu da eşit. Hani DE eşit DO eşit CO. Hani bunların hepsi birbirine eşit. Onu söyleyeyim yani. Baştan. Tamam. Şimdi olduğuna göre OD. O D E. Şu tepe açısını soruyor. Şu ikizkenar üçgende o D açısını soruyor. Soruyu anladık. Peki ben buraya A dersem şurası 24 artı A mıdır? Peki bu dursun. Ben size şurada bir açıklama yapayım şurada. Şimdi dikdörtgende bunlar birbirine eşit olduğunu daha önceki dersimizde söylemiştik. Az önce de söyledik. Şurası alfa iken burası alfadır değil mi? İyi de ikizkenar üçgen bu. Burada alfadır. Anlıyor musunuz? Hayırlı yaşadık. Tamam. O zaman burası A iken burası da A'dır. Görebildiniz mi? O halde burası da 24 artı A'dır. Şu yıldızlı üçgen DOE üçgeninde bu üçgenin iç açıları toplam 180 derece olmalı. 4'e bölüyor 4A şurası 4A olacaktı affedersiniz. Onu düzeltelim. 3A hocam uzatalım. 3 tane miydi? He. Tamam yani neyse bir daha yaparız. Şimdi şurası A, şurası A doğruymuş. Tamam haklısınız. Şurada 24 artı A. Burada 24 artı A. O zaman 48 artı 3A eşittir 180. 3'e böl A. 3'e böl 60. 3'e böl 16. A ne gelir? 44 mi gelir? 44, 50, 60 doğru. Bu aşamada var mı soracağınız bir? Şimdi burayı 6 kök 2 vermiş. Burası 90 derece. Şeye bas, çöpe bas, çöpe. Çöp, çöp. Şu mu hocam? Çöp. Bu? Çöp musun var mı? Şu. Allah'a emanet. Tamam, tamam yeter. Hadi şu kalemi alayım mesela. Şu, ha. Evet, mavi. Tamam, tamam. Dikdörtgen olarak vermiş. Burayı da eşit olarak vermiş. 45 derece, 45 derece oluyor. Burası da 45 derece oluyor. 90, 45, 45 üçgeni var. Burası 6 kök 2 ise burası 6'dır. Burası da 6'dır. Eşit olarak vermiş. O zaman burası da 6'dır. 6, 6. 12 oluyor kanka. 12 artı, 12 artı. 6 artı 6 eşittir. 36 oluyor. Aradaşlar ikiz kenarda bir tane dikmeye iniyoruz. Bu hem açıortay hem de kenar ortay olur. Burada, buradan dolayı burası 5. Aşağılarda birbirine eşit olacağından 5. 5. Buradan 5 kök 2 çıkar. Oraya gerek yok. AD'ye de 5 yaz. AD'ye de 5 çıkar. D'ye de 5 çıkar. D'ye de 5 çıkar. Demek ki AF 10'dur. AF eşittir 10. Buradan da 5 EC toplam buranın 12 ediyor. 12'den 5 çıkarsa EC'de 7 yapıyor.